Hoş geldin Feyza. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şuraya hemen şu notumu alayım. Şimdi Feyza, bir önce seni tanıyabilir miyiz? Feyza Gülseren. Manisalıyım. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Avukatlık stajımı İzmir Barosu'na tamamladım bu sene itibariyle. 2020 mezunu muyuz? 2021. 21 mezunuyuz. Yani ikinci girişimiz mi sınava? Daha önce girdik mi? Daha önce girdim ama hiç çalışmadan girdim. Sadece soruları görmek amaçlı. Yani ilk hazırlandığımız yıl aslında bu yıl. Aynen, ilk defa bu yıl hazırlandım. Evet, bu derecemiz nasıldı, puanımız nasıldı? Onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Derecem 42. oldum. Puanım 91. Adli yargıda. Ver. Şimdi detaylara birazdan gireriz ama Feyza, bizim eski yayınlarımızı izliyor muydun, bu tarz kazanan mezun söyleşilerini? Sanırım izlemedim ama Instagram'da denk geldiği kadarıyla görüyordum. Bizim şimdi burada yapmaya çalıştığımız şey, yıllardır, 12 dönemdir yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi büyük bir başarı var. Binlerce arkadaşımızın girdiği adli yargıda 20 binin üzerine arkadaşımız sınava girdi. Ve sen ilk 50'ye girmişsin. Ve ilk hazırlandığın yılda bu dereceyi elde etmişsin. Şimdi bu çok büyük bir başarı. Şimdi bu başarının gerçekleşebiliyor olduğunu, ilk kez bu sınava hazırlanacak özellikle kişilerin senin ağzından duyması çok daha tesirli oluyor. Çünkü biz yılların tecrübelerini aktarıyoruz ama bizatihi yaşayan kişinin, bu süreci geçirmiş birinin taze taze, sıcağı sıcağına kendi deneyimlerini paylaşması onlar adına çok nasiplenecek bir durum oluyor aslında. O yüzden sen de sağ ol, bugün buradasın. Bunun için Rica ayrıca ederim. teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Beyza, Yaşar'da başarılı bir öğrenci miydin fakültede? Yani nispeten başarılı sayılırdım diye düşünüyorum. Hep aklında var mıydı hakimlik? Vardı. Yani fakülteye ilk girdiğim günden beri ben hakim olma düşüncesi benim kafamda vardı, mevcuttu. Yani Bizim sınava hangi hazırlanacağımı düşünüyordum. Süper. Bizim hangi grubumuzda başlamıştın? Temmuz, 4 Temmuz sanırım. Neden akademiyle başladık? Şöyle oldu. Ben aslında sınava hazırlanmayı düşünüyordum ama nereden başlayacağımı bilmiyordum ya da hangi kaynakları kullanmam gerektiği konusunda çok büyük tereddütlerim vardı benim. Hani sınavın açıkçası ben kapsamını dahi bilmiyordum. Yani mesela ticaretten sigorta hukukuna çalışacağım mesela. Bunlar hep benim için soru işaretiydi. Sonra kazanan bir arkadaşımla konuştum. Hani nasıl hazırlandın, hangi kaynakları kullandın şeklinde. Arkadaşım da hakimlik akademisiyle hazırlandığını söyledi. Ve kaynakların yeterli olduğunu söyledi. Konu anlatım bazında olsun, soru bankası olsun. Zaten annem de araştırıyordu. Ben araştırmadan önce annem kurslara falan bakıyordu. İşte kızım hakimlik akademisi çok iyiymiş. Hani böyle dereceler çıkarıyor falan. Öyle olunca arkadaşımdan da duyunca ben kursa yazılmaya karar verdim. Ama benim şöyle bir şey oldu. Ben aslında biraz geç başladım çalışmaya. Yani ben 4 Temmuz grubunu zaten 22 Temmuz'da kayıt yaptırdım. Ve daha önce hiç çalışmamıştım yani. Bir senede avukatlık stajımı yapmıştım zaten. Yani 22 Temmuz itibariyle çalışmaya başladım diyebilirim yani. Kısa bir sürede hazırlandım. Anne tavsiyesini dinlediğine pişman oldun mu, olmadın mı? Kesinlikle olmadım. Yani çok memnun kaldım gerçekten. Bütün hocalarımdan çok memnun kaldım. Yani herkesten. Zaten hocaları çok sevdim. Yani ilk gün ilk ders dinlemeye başladığım andan itibaren zaten ben dedim hani kesinlikle doğru bir tercih yapmışım. Herkesi çok sevdim yani. Harika. Tam yeri gelmişken sorayım. Bütün bu tarz görüşmelerde soruyorum. Akademi denilince üç kelime söylemek gerekse sadece hangi üç kelimeyi söylersin? Başarılı, destekleyici, samimi diyebilirim. Süper. Bunları duyduğumuza çok mutlu oluyoruz. Çünkü bunları bütün ekip daha sonra dinliyor. Onlara da bir aşk ve şevk vermiş oluyoruz. Şimdi birazcık daha şöyle içeriğine girelim. Dedik ya, ilk 50 önemli bir başarı. Bu başarıyı birazdan detaylarına ineceğiz ama ya benim için manşet, gazeteleri büyük manşet atarlar ya. Esas manşet şuydu diyebileceğin bir şey var mıydı senin için sınav hazırlığında? Aslında bilemiyorum. Bu tarz sorulara çok cevap veremiyorum ama Bizim birinci, sanırım şöyle bir parantez açayım istersen. Nasıl, sana da bir hatırlatmış olayım. Birinci Türk Ebenisi öğrencimiz mesela sürekli tekrar sisteminin üzerinde yoğunlaştı. Ya benim için tekrardı dedi mesela. Sen bunu yazarak çalışmayı söyleyebilirsin varsa eğer. Ben çok disiplinli çalıştım olabilir. Yani senin için çalışmaların detayları önemli ama en önemlisi neydi?
En önemlisini aslında ben de tekrar ekleyebilirim. Çıkmış soruların üstünde durduğumu düşünüyorum ve açıklamalarını okuyarak, yani soruyu doğru cevaplasam bile çıkmış soruları sorarken açıklamaları mutlaka okudum. Hani bildiğim şeyleri de tekrar ettim. Bir kızımsın diye aklıma. O yüzden ben de tekrar etmenin önemini vurgulayabilirim bu açıdan. Güzel. Ve... Peki. Pardon, sözünüzü kestim. Şeyi ekleyecektim. Ders videolarını dinlerken de çok dikkatli dinlemeye özen gösterdim. Hani anlamadığım yerleri geri sardım. Hani her şeyi anlayarak gitmeye çalıştım. Ufak ufak notlar alarak kitabın üstüne. Onu da ekleyebilirim. Leyza okuyarak çalışan bir öğrenci mi, yazarak çalışan bir öğrenci mi? Ben hep okuyarak çalışan bir öğrenciydim. Yani not alırsam da böyle çok ufak ufak kitabın kenarına notlar alırdım. Veya işte hiç aklımda kalmayan şeyleri böyle bir küçük bir deftere not ediyordum. Hani bütün derslerden ayrı ayrı defterim yoktu yani. Okuma üstüne gidiyordum. Kaynaklar olarak ne kullandık Feyza? Ben kaynaklar olarak sadece akademinin kaynaklarını kullandım. Bir tek idare hukuku dersinde kendimi çok eksik gördüğüm için ek bir kaynak kullandım ama yani ona da gerek var mıydı bilemiyorum yani. Evet, yani sen konu kaynakları, akademinin kaynaklarını kullandık, dışına evet. Çıkardık. Soru bankası olarak akademinin soru bankası ve çıkmış evet. Sorumu. Aynen öyle. Bu kadar. Bunun dışına çıkmadık. Peki evet. Deneme sınavlarında nasıldık Feyza? Deneme sınavlarında şöyleydim. Ben deneme sınavlarını da bir tek akademinin vermiş olduğu, göndermiş olduğu deneme sınavlarını çözdüm de sistemdekileri çözdüm. Türkiye genel sınavına girdim. Ben denemelerime Ekim ayı itibariyle başladım. Zaten kursa da geç kaydolduğum için ilk denemeye de girememiştim. Ben hepsini online, hani sonradan yaptım. Ekim ayında sanıyorum 3-4 dersimiz kalmıştı. Ben hocalarla bir gitmiştim çalışmaya. Çalışma bakımından. 80 falandı galiba ilk yaptığım deneme. Daha sonra böyle 90'a yaklaştım mı tam hatırlayamıyorum. Böyle 10 yanlış bazında geliyordu. 10-12 yanlış. Yani şöyle diyebiliriz. Sınava 1,5-2 ay kala deneme yapmaya başladık. Evet. Derslerimizin de önemli bir kısmı bitmişti. 80 ortalamalarına ilk sınav itibariyle gelmeye başladık. Aynen. Doğru mu? Güzel. Evet. Şimdi tekrar sisteminden bahsettin. Bu süreç sizin aslında 4 yıl boyunca fakültede görmüş olduğunuz dersleri biz 4-4,5 aylık süre bandı içerisinde sizlere aktarmaya, anlatmaya, sınav formatı içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Bu sana çok ağır geldi mi? Bunu merak ediyorum. İlk başlangıçta ağır geldi. Çünkü dediğim gibi ben zaten geç hazırlanmaya başladığım için panik havasında hazırlanıyordum. Yani yetişiyor mu, yetişecek mi? Yani sürekli kafamda bu soru dönüyordu. Sizin de en çok video çektiğiniz bu konu hakkında konu. Ama daha sonra sizin de anlattıklarınızı dinledikten sonra zaten herkes de böyle bir tereddüt olduğunu görünce daha rahatlamaya başladım. O stresi kontrol altına alarak çalışmaya odaklanmaya çalıştım. Yani kursun gösterdiği yolda işte hocalar dersin işte ben tekrar yapıyorum. Hani önden de gitmedim. Arkadan da gelmeye çalıştım geçtikten sonra. O şekilde ilerledim. Günde kaç ders çalışıyorduk? Ortalama yani senin başladığın ayla işte Temmuz ayı ile mesela Kasım ayı arasında çalışma saatlerinde farklılıklar var mıydı? O detaylar verebilir misin biraz? Çalışma saatinde açıkçası çok bir farklılık yoktu. Ben yoğun bir tempoyla girdim. Yoğun bir tempoyla çıktım mecburen yani. Çünkü başka türlü yetiştiremeyeceğimi düşünüyordum. Ders videosunu izliyordum. O gün hangi ders işleniyorsa. Akabinde aynı gün veya ertesi gün hemen tekrar yapıp sonra soru bankası, özgün soru bankasını çözüyordum. Bazen bir iki gün girebiliyordu o dersin sorularını çözmeye. Ağustos ayı ortası itibariyle de çıkmış soruları çözmeye başladım. O 2-3 ders arkadan geliyordu benim biraz çıkmış sorular. Ama onda şöyle bir faydasını gördüm. Bir dersi tekrar ederken başka bir derste özgün soru bankasını çözüyordum. Bir dersten de çıkmış soruları çözüyordum. Böyle 3 ders falan bir arada gidiyor gibi oluyordu. Beni daha rahatlatıyordu. Yani açıklamalarını da okuduğum için konu tekrar olmuş oluyordu. Doğru. O şekilde çalışıyordum. Orada ilk işlediğin dersle işte artık birkaç ay geçtikten sonra öğrencinin sizlerin de en çok böyle soru işareti oluyordu ya. Nasıl unutmayacağız? Nasıl aklımızda kalacak? Bununla alakalı nasıl yapıyordun sen? Bununla alakalı dediğim gibi bu sistemi uyguluyordum. Bir de mesela atıyorum medeni hukuku işledim, bitirdim, sorularını çözdüm. Artık böyle 2-3 hafta geçmiş ya da bir aya yaklaşıyordu bazen. Hemen medeni hukuku alıp tekrar etmeye başlıyordum. Birkaç gün içerisinde onu tekrar ediyordum. Bir de ben bu biraz kişiye bağlı ama bir dersi böyle oturup 70 sayfa çok okuyamıyordum. Hani medeni hukukla boşta hukuk mesela beraber tekrar ediyordum. 30 sayfa ondan, 30 sayfa ondan örneğin. Hani bu kişiye bağlı bir şey. Hani oturup 70 sayfa okumayı da tercih edebilirler tabii ki.
Böyle bir aya yaklaştığını görünce ben hemen tekrar etmeye çalışıyordum. O şekilde. Ya sürekli heybede tutmaya çalışmışız aslında. Aynen Bu sonuçların açıklandığı gün Feyza, beklediğin bir sonuç muydu bu derece? öyle. Ya bu kadar iyi beklemiyordum. Yani ben yanlışlarıma bakmıştım ve 80 alabilirim belki diyordum. Hani böyle ilk 500'e belki girerim. Ama önemli olan mülakata kazanmak. Yani onu yapayım yeter diyordum. Çok beklediğim bir sonuç değil. Şaşırttı beni biraz 90 üstüne Ne çıkmak. Ama çok mutlu hissettin? oldum. O gün ne hissettin? Kiminle Yani paylaştın? biz annenle beraberdik. Arabadaydık hatta. Hemen görünce zaten gruptan direkt girdim, baktım. İşte hak kazandım yazısını gördüm ve çok mutlu oldum. Sonra puanıma falan baktım. O ekstra mutlu etti tabii. Yani bayağı mutlu oldum. Emeklerim boşa gitmediğini hissettim. Güzeldi yani. Süper. Burada onla nerede İzmir dedin değil mi? İzmir'de yaşıyorduk şu an. İzmir'de stajımı tamamladım. Manisa'ya sınav çalışmak için annemlerin yanına döndüm ben. Yaşadığım yere. Bu Şimdi oradayım. online sistemi o yüzden sormak istiyorum. Şimdi öğrenciler genelde bu üniversite hazırlık yıllarından kalma hep bir gidip sınıf ortamında bir çalışayım, dershaneler gibi ortamlarda bulunayım gibi bir düşünceye kapılıyor ya. Bize de genelde hele de ilk kezse böyle bir tecrübesi arkadaşımızın. Ya hocam o yetecek mi? Ya ben Trabzon'dayım, ben İzmir'deyim, efendim Diyarbakır'dayım. Ben nasıl bu süreci yöneteceğim? Siz de İstanbul'dasınız. Online sistem bana bu anlamda yeterli gelecek mi diye düşüncelere kapılabiliyor. O yüzden sizden ben bu konuları yaşamış, tecrübe etmiş birisi olarak duymayı önemsiyorum açıkçası. Evet, ben çok net anladım arkadaşların tereddütte kaldığı yeri. Çünkü bizim pandemiye denk gelmişti. Benim son 1,5 senem zaten online eğitimle geçti. Ben o yüzden biraz alışkanlığım vardı. Online eğitimde benim şöyle bir problemim oluyordu. Hocalar canlı ders izlerken benim dikkatim çok dağılıyordu. Evdeyiz sonuçta. O yüzden dersleri böyle mesela kayıttan da dinliyordum. Yani kayıttan dedim dersler yoğunluktaydı. Ben burada da hani canlı derse gidip veri alan arkadaşları da ben duydum. Yani kesinlikle kişiye bağlı bir şey ama ben daha sonradan izliyordum. Mesela bazen videoyu ikiye bölüyordum, 3 saatini izliyordum, ertesi gün 3 saatini izliyordum. Kendi kişisel çalışmalarımı yapıyordum. Yani bunu bence online sistemi herkes kendine göre uydurabilir diye düşünüyorum. Yani eğer canlı derste hocayla birebir soru cevap şeklinde gitmeyi seven bir arkadaşsa, o an kendini daha iyi disipline edecekse, daha sonra dinlemek konusunda tereddütü varsa, hani bir daha açma dinleme konusunda, online olarak, canlı olarak takip edebilir veya offline olarak dolayısını kurduktan sonra bir iki gün sonra direkt girip izleyeceğim şeklinde böyle bir sistem oluşturursa kendine daha sonra dinleyebilir. Ben eşit şekilde verim alındığını düşünüyorum. Yani ben verim aldım açıkçası offline'da dinleyerek. Çünkü durduruyordum, geri alıyordum. İşte kendime göre molalarımı veriyordum. Yani memnunum o yüzden. Memnun kaldım. Memnuniyetin karşılığını sağ olun verdiniz öğrenciler olarak. Zaten biz tarihimizde gördüğümüz en yüksek başarıyı elde ettiğimiz yıllardan biri oldu. Bundan da inanılmaz keyif aldık. İnşallah daim olsun. Sonraki yıllardaki arkadaşlarımız da bu başarıları elde etsinler. Feyza, mülakatla alakalı birkaç soru sorayım. Mülakatla ilgili bir hazırlık yapıyor muyuz? Mülakatla ilgili yapıyorum. Yani şöyle fasiküller okumaya başladım ama biraz stresliyim tabii. Korkuyorum hiçbir soru cevap veremezsem falan diye. Sizin yapmış olduğunuz uygulamayı bekliyorum şimdi çıkmış sorular için. Hani birkaç not gördüm ama daha güvenilir olması açısından sizin oluşturacağınız uygulamadan çalışacağım inşallah. Yani şimdi fasikülleri böyle göz gezdiriyorum, okuyorum. Süper. Kıyafetimiz hazır mı? Kıyafetim gömlek hazır ama kıyafet daha hazır değil. Yani bu hafta sonu izine gidip halledeceğim inşallah. Önce mülakat teknikleri eğitimini izlemek istedim. Hani yanlış bir kıyafet almayayım ne olur ne olmaz diye. Evet. Gerekli bilgiler aldıktan sonra inşallah hafta sonu halledeceğim. Hakimlik mi cümle savcılığı mı Feyza nasip olursa? Hakimlik inşallah. Şimdi idaremde hakimlik var. Evet inşallah. Valla çok güzel şeylerden bahsettik. İnşallah Bu nasip arada olur. Türk yetenekte kaç yapmıştık Feyza? Efendim? O kültür yetenek kısmında 30 soruluk kısmında kaç yapmıştık hatırlıyor musun? Benim kültür yetenek biraz kötüydü hocam. 22, 4, 8 yanlış vardı. Benim sınavımda şöyle bir şey oldu. Ben Türkçe sorularını okumaya başladım. Hiçbir şey anlamadım. Yani hiçbir şey anlamıyordum stresten. Yapabildiğim sorudan bıraktım ben. Matematiğe baktım. Yine yapabildiğimi yaptım. Geçtim direkt. Hani hiç oyalanmadım. Hemen alan kısmına geçtim. Tarih, vatandaşlık. Sonra da alana geçtim, yöneldim.
Onları yaptıktan sonra geri döndüm ama böyle Türkçe soruları bana biraz zor geldi galiba. Bilmiyorum, o heyecanla algılayamadım yani. O yüzden biraz genel kültür, genel yetenek kısmı kötü. Özel bir çalışma yapmış mıydık? Türkçe matematik tarihi Özel bir neydi? çalışma, tarihe yoğunlaşmıştım. Yani tarih iki yanlış vardı. Emre Hoca'nın tavsiyesi üzerine ben çalıştım. Hani yarım saat günde çalışın diyordu. Her gün yarım saatinizi mutlaka tarihe ayırın. Ben de o şekilde yaptım. Türkçe matematiğin üstüne açıkçası çok gidemedim ben, vakit azlığından dolayı. Günde böyle 10 soru, onar soru çözmeye çalışıyordum. Hani etkini çözdüm. Hani hepsini çözemesem de sizin gönderdiğiniz kaynağı çözdüm ama çok özel bir çalışma yapmadım. Mesela offline Türkçe matematik derslerini ben dinleyememiştim. 22 yaptık, yine de olağanüstü bir derece yapmışız yani. Bu Teşekkür 2022 ederim. sınavının biraz şansı da bize iyi gelmiş diyelim. Şimdi Evet. Feyza, son böyle artık toparlayacak olursak arkadaşlarımıza 2023 sınavına ve sonraki yıllarda bu sınavlara girecek arkadaşlarımıza son önerilerin ne olur? Son tavsiyelerin ne olur? Ya şunu asla unutmasınlar. İşte çevresel etkenler olabilir, işte WhatsApp grupları, sosyal medyalar olabilir veya seni zamanda etkilemiş şeyler vardır. Bunlara dikkat etsinler diyeceğin. Böyle genel olarak son toparlayıcı cümlelerini alsak ne demek istersin? Sosyal medya deyince aklıma geldi. Ben hiçbir Telegram grubuna veya WhatsApp grubuna katılmadım. Sadece akademinin öğrencilerinin kurduğu WhatsApp grubuna katıldım. O yüzden ben biraz uzak durmalarını aslında öneriyorum. Çok fazla çünkü bilinmeyen bilgiler dolaşıyor, doğru olmayan. O yüzden kafalarını bence karıştırmasına zaten yeterince stresli bir süreç oluyor. O yüzden bence sizi takip etmeleri yeterli olacaktır yani. Onun haricinde ya yetişmeyecek veya unutuyorum tereddütü herkes de oluyor. Yani ama hatırlanan kısım zaten yeterli oluyor genel açıdan yani. O yüzden kesinlikle yetişmeyecek mi, unutur muyum diye soruları olabildiğince bir kenara bırakarak tekrardan derslerini çalışmaya herkesin özen göstermesini tavsiye ederim. Yani ben de keşke o kadar kendimi yıpratmasaydım, yetişiyor mu, yetiştim mi, unuttum mu? Yani zor zamanlar geçirdim. O yüzden zor oluyor ama olabildiğince kenara bıraksınlar. Gerçekten yetiştiğini ve yettiğini görecekler bence. Motivasyon sormadım. Motivasyonu nasıl ayarlıyordun Feyza bu noktada? Motivasyonu ailemin bana çok büyük desteği oldu zaten. Ailemin yanında hazırlandım. Daha sonra işte başarılı olursam yaşayacağım mutluluğu düşünerek böyle çalışmaya çalışıyordum. Hani yetişmezse de en kötü işte hani bilgilerimi tazelemiş oldum. Hiçbir şey boşa gitmiyor sonuçta. Seneye bir daha denedim şeklinde düşünerek kendimi motive etmeye çalıştım. Çok sıkılınca bir yürüyüşe çıktım. Sevdiğim arkadaşlarımla buluştum. O şekilde Süper. motive olmaya çalıştım. Feyza, ağzına sağlık. Çok güzel, çok temiz bir şekilde her şeyi anlattın. Bence dinleyecek Teşekkür arkadaşlar ederim. bu çok iyi gelecektir. İnşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve bu vesileyle dinleyecek bütün arkadaşlarımızdan da mülakat sürecinde olumlu netice alabilmen için de güzel dualar etmelerini, güzel temenni İnşallah çok memnun olurum. özellikle rica edelim. Tekrar ağzına Teşekkür sağlık. ederim. Ailene de Çok lütfen sağ olun. selamlarımızı ilet. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Siz de hocam. Teşekkür ederim.